Hoş geldiniz. Pazar günü ve bir canlı yayında daha beraberiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. İlk beyefendi konuğumuz, ilk erkek konuğumuz geliyor. Hepiniz nasılsınız? Feruk'un istek göndermesini bekliyoruz. Hayata dair, farkındalığa dair çok güzel şeyler konuşacağız. Sevgili Feruk'la. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. Buradan mesajlarınızı şimdi okuyabiliyorum. Fakat konuğum bağlandığında ve yayın başladığında maalesef bu aşağıdan yazdıklarınızın hiçbirini okuyamıyorum. Önce onu haber vereyim size. Ayrıyeten de bir soru cevap yayını yapmıyoruz. Bazen o tarzda mesajlar da geliyor sizlerden. Sorularımızı niye sormadınız diye. Biz hayat, tekamül, farkındalık adına bir şeyler konuşmak için buradayız. Onun için sorularınızı alamıyoruz. Şimdi Feruh'u alacağım içeri. Feruk'cum hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz canım, nasıl keyifler? İyi Allah aşkına, ne yapalım? İstanbul'da mısın, Bodrum'da mısın? Riva'daydım, şimdi İstanbul'a Maslak'a geldim. Geçen hafta Bodrum'daydım. Hoş geldin. Hoş güzeller buldum. Güzeli, karın nasıl, Eftelya nasıl? İyi, ne yapsın o da, çok selamları var. Çok selamlar söyle bizden de. Buluşuyoruz artık, az kaldı Bodrum'da evet. İnşallah. Evet, aynen öyle artık inşallah. Geçen hafta gittim. Bayağı havalar güzeldi. İnsanlar cıvıl cıvıl ama herkes evlerinde tabii. Bahçelerinde. Sokaklar boş. Ama yine Bodrum'un havası ve denizi oldukça evde kalmayı eğlerim tabii yani. Tabii değil mi? Evet. Aynen. Az kaldı artık sezonu açmamıza. Geçenlerde Emir diyorum. Bodrum'a ne zaman gidelim? Ferruh abi ne zaman gidiyor diyor. Bizim dedim gidişimiz Ferruh'a mı bağlı? Bilmeyenler için söyleyelim. Komşuyuz Bodrum'da aynı sitede. Evet. Şimdi evet. Onu söyleyecektim. Yani siz Feruk'u tabii birçok farklı tipte, arketipte tanıyorsunuz. Belki birinizin arkadaşı, birinizin yayıncısı, yapımcısı. Feruk benim için çocuklarımın Feruk abisi. Aynen öyle. Özellikle de Emir'in, oğlumun en hasta olduğu abilerinden bir tanesi. Jessica arkadaşım benim ya. Jessica arkadaşımız değil mi? Evet, gerçekten öyle. Aynen. Çok teşekkür ederiz önce. Kabul ettin. Çok ne yoğun demek? Bir tempon olduğunu biliyorum. Takip ediyorum da seni ayrıyeten keyifle tüm yaptıklarını. Ama burada bir saat bize vermek o da çok değerli bizler için. Bu teşekkür arada ederim. Onu da dinleyicilerimize söyleyelim. Feruk'un buradan bir başka çekime yetişmesi gerekiyor. Onun için 45 dakika içinde keseceğiz canlı yayınımızı. 45 dakika içinde gayet keyifli ve hoş sohbet evet, edeceğiz. Evet, bizim Uçan Kuş TV çok yoğun gidiyor. Yeni bir işte oluşum içine girdik. Aynı zamanda çok büyütüyoruz kanalı. Devamlı canlı yayınlar, haberler, magazin, hayata dair her şey içinde olan bir kanal olmaya başladı. Yoğun bir tempo var. O yüzden uğraşıyoruz valla. Aynen, oldukça yoğun bir tempo. Yani evet, takip evet. Edemiyorum hızını diyeceğim neredeyse. O kadar yoğun ama çok keyifli şeyler yapıyorsun. Aynen. Onu şimdi neden bu kadar keyifli şeyler yaptığını zaten farkındalık açısından konuşacağız. Evet. Şimdi tabii buraya gelen her konuk, biz hiç böyle şeyler konuşmadık aslında daha evvelden yayında diyorlar. Hep daha çok işleriyle alakalı konuştukları için. Ama biz şimdi tabii hayata, farkındalığa, tekamüle dair değişik şeyler konuşacağız seninle. Evet. Öncelikle ilk başka yerden vuruyorsunuz şu anda. He? Hiç bilmediğim konudan geliyorsunuz. Değil mi? Bakalım ne olacak. Aynen. İlk beyefendi, ilk erkek konuğum olarak Feruk'cum. Erkeklerin tarafında, erkeklerin açısından bu farkındalık işleri falan, işte bu tekamüldü falan, bunlara nasıl bir bakış açısı var sizlerden? Vallahi benim kendi adıma konuşayım. Erkekler çoğul olarak konuşmayayım.
Bence farkındalık demek insanın kendisini iyisiyle kötüsüyle keşfetmesi, bilmesi demek. Yani hem kötü Çok huylarını, doğru. hem iyi huylarını bir şekilde bunları keşfedip ve bunlarla yaşamayı öğrenip kötü tarafı iyileştirmeye çalışıyorsa kendi adına bir farkındalık yaratmıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama benim fikrim böyle. Bence çok doğru. İşte tam da öz farkındalık dediğimiz şey bu aslında. Peki Ferruh Taşdemir öz farkındalığı yüksek biri midir? Evet. Yani senin sorularını araştırdım, baktım insanlarla röportajlarını izledim. Bu sorular böyle sorular geleceğini biraz düşündüm ve baktım bana da böyle şeyler geleceğini. Şöyle biraz değil bayağı bir yüksek gibi geliyor bana. Çünkü ben çok küçük yaşta iş hayatına başladım. Muhabirlikle başladım. Televole, Pazar Keyfi ve Maraton Türkiye'nin en büyük bu televizyon programcılık ekibiydi. Can Taner, işte Şansal Büyükağa ekibi. Çok 17 yaşında başladım. Sakarya gibi küçük bir yerde büyüyüp İstanbul'a gelip tabii o şaşalı hayatın, o televizyonun, o mikrofonun verdiği güce de bir anda kapılıp hayatın sanki hep öyle gideceğini tahmin edip ama hayat bundan ibaret olmadığını yaş ilerledikçe yani 20'li yaşlardan sonra farkına vardım. O yüzden bana göre dediğim gibi işte kötü huylarımı da kötü taraflarımı da o zaman keşfetmeye başladım. Hayatta kötü tarafımla, kötü huyumla neleri kaybettiğimi, neleri kaçırdığımı farkında oldum. Son 30'lu yaşlara geldiğimde bu hataları yapmamayı öğrenip ya da en aşağıya indirip hayatımın daha çok iyi düzene girip bir şekilde daha çok zirveye doğru yükselmeye başladım. Tabii bunlar hep insanın kendini fark etmesiyle olduğunu anladım. Doğru. Doğru. Gerçekten öyle. Zaten senin gibi hayata çok erken atılmış, hayata çok erken atılmış ve ayakların üzerinde çok erken durmaya başlamış kişilerde çok daha erken bu farkındalık tekerlekleri dönmeye başlıyor. İşte kötü huylarımı da bildiğim için, kötü huylarımı farkına vardığım için onları dizginlemeyi öğrendikçe hayat daha rayında gitmeye başladı benim için. Aslında onları dizginlemekten çok belki de onların farkına vararaktan zaten onları bir transformasyon sürecine sokmuş oldun. Bilerek ya da bilmeyerek belki Aslında de. tecrübe edindim diyebiliriz. Çünkü şuna inandım. Çok bir lafım vardır benim. Hayatta parayla satın alınmayacak ender şeylerden birisidir tecrübe. O yüzden tecrübeye sahip oldukça, hataları yaptıkça yapmamayı öğrendim. Çok doğru. Çok doğru. Yani zaten aslında hayatın tamamı, toplamı, deneyimin kendisi. Biz bazen çok ciddiye alıyoruz. Bazen o kadar ciddiye alıyoruz ki bizi demoralize edecek kadar, bizi hayal kırıklığına uğratacak kadar. Halbuki hepimiz birçok kez tökezliyoruz. Geçenlerde de yazdım bir yazıda Instagram'da. Sonra ayağa kalkıyoruz. Dizlerimizi şöyle silkeliyoruz ve yürümeye devam ediyoruz. Bizim bence erkek olarak en büyük hatamız başarılı olduğumuzda, maddi manevi iyi bir yerde olduğumuzda her şeyin hayatta böyle gideceğini tahmin ettim. Böyle düşünmemiz. Ama bu bir gün içerisinde değiştiğini ben bunu küçük yaşta anladığım için çok şanslı olduğumu hissediyorum. Yani şöyle bir örnek vereyim. 1996 yılında muhabirliğe başladım. 2004 yılında yapımcı oldum. 2008 yılında çok büyük paralar kazanmaya başladım. 2010 yılında zirvedeydim. Ama 2010 yılının 2 ay sonrası yaptığım bunca şey 2 ayda boşa gittiğini gördüm. Yani o yüzden hayat hep aynı standarta gitmediğini gördüm. Ve hatalarımı farkına varıp bundan sonraki yaşantımda da bunları hep minimuma indirmeye gayret ettim. Baktım ki Allah ama herkese ikinci şansı vermiyor. Onu da gördüm. Ben şanslı bir adam olduğumu düşünüyorum. Şanslı bir erkek olduğumu düşünüyorum. O yüzden de yoluma eski hatalarımı yapmadan devam etmek son sağlığım el verdiği şekilde, vücudum el verdiği şekilde de çok çalışarak daha iyi yerlere gelmek için uğraşıyorum yani. Evet, çok çalışkan olduğunu biliyorum. Hatta işkolik olduğunu biliyorum. Aynen. Yani ne olarak yazacağımızı zaten ekip olarak şey yazamadık. Yani hangi birini yazsak acaba diye. Gerçekten 10 parmağında 10 marifet derler ya. Peki Teşekkürler. ben diyorum ki bu hayatımızda bazen böyle çok okkalı bir tokat yediğimiz oluyor. Böyle ayaklarımızı yerden kesip hani tam bir uyanış çağrısı gibi, uyan çağrısı gibi. Ferruh Taşdemir'in hayatta aldığı en sarsıcı tokat hayattan, en büyük uyan çağrısı ne oldu? Valla benim bir iki tane var bunlardan. Mesela dedim ya işte muhabirlikten yapımcılığa geçtiğim dönemde ciddi bir anda para kazanmaya başladım. Televizyonun altın çağıydı. Yani haftada çok büyük paralar kazanıyordum. Haftalık alıyorduk paraları. O zaman daha kaç yaşındayım? İşte 28 falanım. Ne Gittim kadar genç. son model bir Porsche aldım.
Hemen ilk paramla zaten, yani ilk o aldığım parayla gittim, son model bir Porsche aldım ve Ali Ağoğlu benim babam gibidir. Bana çok büyük destekleri vardır. Benle gurur duyacağını düşünüp o arabayı alıp daha plakasını almadan onun ofisine gittim. Benle gurur duyacak işte, aa bak ilk geldi böyle diye. Ben onu Oğlum bekliyorum. neler başarmış Evet, diyecek. ben onu bekliyordum. Bir aşağıya indirdim onu otoparka. Bak dedim, ne aldım, böyle yaptı. Git dedi, bir daha yanıma gelme sakın dedi. Nasıl yani dedim. Sen dedi kimsin dedi ya, 3 günde 3 kuruş para kazandın gittin, hemen dedi araba mı aldın kendine dedi. Senden dedi adam olmaz oğlum dedi, hemen dedi hemen. Ya bu arabayı git geri götür dedi, ya da dedi bir daha benimle görüşme dedi. Sende o popo yok dedi, bu arabaya binecek daha dedi. Sen daha kaç yaşındasın dedi ya. Sen daha 3 gün önce dedi muhabir değil miydin, bu arabayla o kanalın önüne gideceksin, o insanlar ne düşünür dedi. Oğlum bir düşündüm kendi kendime. Çok büyük bir hayat dersi aslında. Evet, orada benim dönüm noktalarımdan biridir. Bir de Şansal büyük abi, hep babalık yapmıştır bize de o da, Şansal abi. Şansal Şansal abi. abi hep Buradan bizi, sevgilerimizi gönderelim evet ona. aynen, o da hep böyle beni bu konularda aman oğlum, stop oğlum, yavaş oğlum, şöyle oğlum, bak her şey böyle gitmez. Yani ikisinin de benim hep dönüm noktamda çok büyük payı vardır yani. Evet, gerçekten öyle. Peki bu yediğimiz tokatlar dediğimiz metafor olarak bu uyan çağrıları bugünkü Ferruh Taşdemir'in hangi tuğlalarını yerine oturttu? Neler kattı? Ne şekilde hizmet etti Ferruh'a? Valla bir Nasıl daha biri yaptı yani Ferruh'u? beni onların yaptığından daha çok onları bir şey olarak belirlediğim için gözümde, işte Ali abi, Şansal abi, büyüklerimi hep izlemledim onları. Yani yaşayış tarzlarını, hareketlerini, tavırlarını, iş hayatlarını. Yani ikisi de mesela, Ali abi de Şansal abi de zıt hayattadır ama yani iş tarzları birbirlerine çok benzer. Onlar bana çok büyük ben iyi bir gözlemciyimdir televizyondan dolayı, muhabirlikten dolayı. Onlarla çok içli dışlı olduğum ve izlediğim için çok iş tarafındaki yönlerini kaptım. Şansal abinin farklı yönlerini kaptım. Ali abinin farklı yönlerini kaptım. Çevremde tabii bir de benim yaş ortalaması olarak hep benim işte baba yaşında olacak çok büyük iş adamları vardı. Hepsi beni çok sevdi, sahiplendi. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. Ama dediğim gibi ben burada onların bana yapma dediğini, şu yanlış dediği şeyleri o zaman yaşım itibariyle hiç anlayamıyormuşum. Dedik de her şey benim hayatımda çıktı. Olumsuz anlamda çıktı. Mesela şunu yapma diyorlardı. Ben yapıyordum. O gençliğimle, o agresifliğimle, o tarzımla. Sonra bakıyordum, diyordum ki hadi ya, bana bunu yapma demişti. Ben niye yaptım diyordum. Yani dediğim gibi işte hataları yapa yapa aslında öğrendim ben hata yapmamayı. Biraz da sinirli ve agresif bir yapıya sahip olduğum için buna eğitmeye başladım kendimde. Yani bunun bana bir şey kazandırmadığını, hatta kaybettirdiğini gördüm. O yüzden benim dönüm noktalarım bu çeşitlendiriliyor. Yani çok yoğun bir hayatım olduğu için hem aile yaşantısı olsun hem çevrem olsun çok kalabalık ve beynim o kadar artık şey ki, yani bazı şeyleri hatırlamıyorum bile yani. Çok yoğun Doğru. geçiyor kafam. Yani kafamın yüzde, yani beynimin %80'i işe çalışıyor zaten. Geriye kalan %20'sini de uyuyarak geçiriyorum. O kadar meşgul ediyor tabii insanı. Burada aslında hatayı yapmakta hiçbir sıkıntı yok. Her birimiz hata yapıyoruz. Hatasız kul zaten yok. Burada hataya bakış açısı zannediyorum çok önem taşıyor. Çünkü Ferruh da hata yapıyor ama Ferruh hata yaptığında yapma demişlerdi diyor. Bir daha yapmamak için ne yapabilirim diyor ve yürümeye devam ediyor. Halbuki Evet. bazılarımız çok daha demoralize oluyoruz. İşte barışıklığımızı yitiriyoruz kendimizle. Hiçbir zaman onu yapmadım. Hep şuna baktım kendi hayatımda. Dönüp de şöyle arkama baktığımda, ya şunu niye denemedim, şunu niye yapmadım dememek için yine söylüyordum. İşte şu lafım iyidir kendi kendime. Hayattaki en büyük risk riske girmemektir. Hayatımda işte de olsun, aşkta da olsun, evde de olsun her konuda riske girdim. Kaybettiklerim de oldu ama kaybettiklerimde de şunu dedim kendi kendime. İyi ki denedim. Şunu yapmasaydım benim hayatımda hep ömür boyu bu bir soru işareti olarak kalacaktı dedim. O yüzden riske girmeyi çok seviyorum. Tabii bu çok seviyorum derken de göz göre göre bu uçurumdan atlamak değil. Yani soru işaretleri olan risklere giriyorum. O yüzden benim hayatımda kendimle barıştığım en önemli şey 30'lu yaşlardan sonra oldu. 30'dan sonra kötü taraflarımı bulup bunları bir fanusun içine koyup orada onları bir eğitmeye başladım, kötü taraflarımı. Gitgide onlar eğittikçe benim de bir kişilik ve şeyim oturmaya başladı. Ve her şey daha önüme gelmeye başladı. Şanslı bir adamım dedim ya. Yani bir şekilde Cenab-ı Allah hep önüme getiriyor her şeyi. İş olsun, o olsun, bu olsun. Tabii işte uzun bir ilişkim var. 6-7 senelik ilişkim, sonunda da evlendim. Onun da bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden yani hayat iyi şu anda. Ben aynı fikirdeyim. Burada ben seni tanıyan, yakından tanıyan biri olarak, bir arkadaşım olarak bizim aslında
seminerlerde ya da işte bu farkındalığı yaymak adına yaptığımız birçok çalışmada anlatmaya çalıştığımız bir prototipin çok güzel bir örneğisin sen. Yani hayat aslında deneyimlemek için burada ve biz her türlü deneyime özgürce girme hakkına sahibiz. Girdiğimizde bunun bizimle hizalı olmadığını da düşünebiliriz. O zaman da bir daha yapmayız ve döner arkamızı gideriz gibi hep içinden geleni yapan ve hep kendi olan bir prototip Ferruh var benim önümde. Doğru mudur? Aynen öyle, birebir birebir tarif ettiniz. Ama bunlar işte, bunların dedim ya, böyle olmamın en büyük sebebi işte etrafımdaki o güçlü diye tabir ediyorum. Ben hep onları küçüklükten beri yanlarında olduğum için. Mesela bir ayrı amcam var, ayrı babam. Grand Yıldız Otelleri'nin sahibi. Böyle beni alır, sanki bir elemanı gibi oturtturur. Anlatır. İşi anlatır, onu anlatır, etrafı anlatır, çevreyi anlatır. Yani işte Cavit Çağlar oturur, anlatır, siyaseti anlatır. Yani o benden yaşça büyük insanların ve konum sahibi önemli insanların yanında vakit geçirmem benim kendime inanılmaz derecede eğitmeme sebep oldu. Yani bu benim bence bir artım ve şansım diye düşünüyorum. O yüzden de bazen de şunu düşünüyorum ya. Ya bakıyorum arkama, ya beni bu kadar işte bu insanlar seviyor demek ki ben yanlış yaparsam da beni uyarıp beni dizginlerler diye düşünerek çok kamikaze gittiğim zamanlar da oldu. Şimdi orada da şöyle bir şey var, şansın dışında benim bakış açımdan. Çok güzel bir lafı vardır Mevlana'nın, anlattıklarımın hepsi karşı tarafın alabildiği kadardır diye. Sen o bu insanların yanında, bu değerli insanların yanında onların anlattıklarını dinleyen ve algılayan ve anlayan bir yapıdasın. Bu en büyük şans belki de. Çünkü onlar anlatabilir ama sen anlamayabilirsin, algılamayabilirsin, Uygulamada iyiyimdir. önemsemeyebilirsin. Evet. Uygulamada da iyiyimdir. O yüzden hep bir şeyler alırım, bir şeyler çıkartırım oralardan. Sonra onları proje haline getiririm. Yani hayat anlamında çok iyi bir öğrencisin diyebiliriz bence sana. Aynen öyle. Aynen öyle. Bence de İyi bir aynı öğretmen şekilde. olamayabilirim ama iyi bir öğrenciyim. Bence şimdi işte bu hayat hikayenle de birçok kişiye aslında öğretmenlik yapıyorsun, ilham oluyorsun. Seni de dışarıdan seyreden onlarca kişi var. Hayatını, duruşunu, işte karakterini, şahsiyetini. Onlar da birçok kişiye ilham ve bu ilhamlık da aslında bir öğretmenlik bana Aynen. sorarsan. Doğru. Uzaktan Yani da ne olsa. aldığına bağlı, nasıl baktığına bağlı dışarıdan. Şimdi ben Aynen dışarıdan öyle. beni tanımayan bir insan benim için mesela şımarık, ukala, kendi halinde, işte yaşı küçük bir yerlere gelmiş bir öyle bir düşünüyor. Ama beni tanıyan insan mesela çok oldu başıma. Ya sen ne yaptın insanlara derdi bana. Ne yapmışım ki? Ya seni niye bu kadar sevmiyorlar? Beni sevmeyen insan beni tanıyor mu? Tanımıyor. Ondan sonra diyor ki ya ben de seni sevmiyordum. Seni tanıdım. Sen mükemmel adamsın. Yani bu ama hepimizin çevresinde. Bu yani ben bunu şeye bağlıyorum. Ben Televole Ferri olmasaydım, gidip bir tezgahtar Ferri olsaydım beni kimse konuşmazdı. Ben Televole Ferri olduğum için böyle oldu yani. Tabii. Evet ama orada ben hep diğer yayınlarda da söylüyorum. Bir kişinin seni tarif etmesi, seni tarif ettiği zaman seni ne şekilde gördüğü, hangi sıfatla tarif ettiği aslında Ferruh'u tarif etmiyor. Herkes sadece kendi iç evrenini görebildiği ve onu yansıtabildiği için Ferruh'u sevmeyenler, Ferruh'ta gördükleri bir taraf var kendilerinde aslında onu sevmedikleri için sevmiyorlar. Çünkü gene tasavvuftan örnek vereceğim hani çok çabuk yargılıyoruz insanları işte. Ferruh iyi, Ferruh kötü. Hiç kimse Ferruh'un ayakkabısını giyip o günden bugüne onun yaşadıklarını yaşayıp bugüne kadar bu şekilde gelmedi. Ne biliyoruz ki neyi yargılıyoruz? Üstüne de ne haddimize birini yargılıyoruz? O da ayrı bir konu tabii. Peki farkındalıklı bir şeyler yapıyor musun? Hani işte Benim ne bileyim son zamanlarda kendime meditasyondu, kitap yani hiç okumaktı bu konularda. yogaymış, pilatesmiş falanmış, işte spormuş hiçbirini yapamıyorum. Benim şu anda hayatımdaki tek farkındalık bir köy evimiz var. Düğünden sonra işte bize hediye verilen bir köy evi var. Riva taraflarında. İçinde işte keçilerin, mandaların, koyunların, köpeklerimizin olduğu böyle deniz kenarında muhteşem bir doğanın içinde. Yani haftanın 4 günü orası bana dünyanın en iyi repatriasyonu geliyor. Yani kendimi orada inanılmaz derecede iyi hissediyorum. Ben hayatta normalde doğada yürüyüş yapmayan, yani vakit bulamayan, spor yapmayan bir adamım. Çünkü çalışmamın arası sıra sadece uyuyan bir adamım. Orada yürüyüş yapıyorum, köpeklerle oynuyorum, tavuklarla ne bileyim yumurta alıyorum. İşte mandalara gidiyorum, yemlerini veriyorum. Atlar var, atlarla bir gidiyorum, vakit geçiriyorum. Yani orada vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Ve En büyük orası benim için meditasyon. En büyük Yani benim için meditasyon. muhteşem bir şey oldu. Çok iyi geldi bana.
Kendimi daha iyi tanımaya fırsatı buldum orada. Bazı yerlerinde telefon çekmiyor mesela. Telefon çekmediği yerde oturuyorum saatlerce hiç. Yani benim hayatımdaki şu anda en kötü şey telefonumun susmaması. Yani telefonum hiçbir şekilde susmuyor. İşte bir açıdan da seviniyorum. Demek ki sevenim de çok. Yok. İşim de çok. Bu telefon sussa ne yaparım diye de düşünüyorum. Yani İklemliyim o konuda arada. Aynen. Dengede olduğu sürece zaten bir sıkıntı yok ama bu dediğin gibi Riva'da geçirdiğin saatler tam bir inziva niteliğinde aslında. Aynen. Kendi içine dönüp kendi kendine sorguladığın, cevaplar bulduğun bir meditasyon ta kendisi. Bence muhteşem olmuş yani. Aslında gayet de inzivada yaşıyorsun. Zaman zaman denebilir ve bu kadar bir tarafı yani bu sarkacın bir tarafının, terazinin bir tarafının bu kadar kalabalık, bu kadar göz önünde, bu kadar çok aktif olan bir bölümün diğer tarafının da zaten bu kadar sessiz ve sakinlik ve sükunet içinde olması çok denge getirir. Peki ben size bir soru sorayım. Sor Ferruh'cum. Size göre ben kendimin farkındalığında mıyım? Beni tanıdığınız kadarıyla soruyorum. Ben kendimin farkında mıyım yani? Ben seni tanıdığım kadarıyla ki gayet de iyi tanıyorum. Sen kendin iç dünyandan çok farkında bir insansın. Çok meşgulsün o konuda da, biliyor musun? Bunun ne kadar farkındasın bilmiyorum ama aslında kendin senin için bir hayat projesi senin açından baktığımda. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Yani Ferruh Taşdemir bugün hayata atıldığı ilk andan itibaren Ferruh Taşdemir olup da bu kadar hepimizin tanıdığı, bildiği, sevdiği biri olana kadar bütün bu süreçte sen kendinle çok hizalı, çok bağlı. Çünkü Manevi taraf, yaptığında maneviyat tarafım biraz güçlü. Maneviyat tarafım bayağı bir güçlü. Bazen kızıyorum kendime ama yani bazı şeylere çok manevi ve şey yaklaşıyorum. Yani biraz daha şey olmam lazım iş hayatında hele. Yani kıramıyorum insanları fazla. Biraz kırgın olmam gerektiğini düşünüyorum ama o tarafım biraz beni yoruyor. Manevi tarafım biraz beni yoruyor. Maneviyatlı olmam çok. o da zannediyorum Ferruh'u Ferruh yapan, yani seni bu kadar sevilen yapan, senin çok aslında değerli bir tarafın. O tarafını da dediğim gibi her tarafı, hep bunu yayınlarda söylüyoruz, kötü olarak adlandırdığınız taraf da olsa, iyi olarak adlandırdığınız taraf da olsa, hepsi dengede olduğu zaman bize en iyi hizmet ediyor. Ne zaman ki bir şeyin dengesi kaçıyor, aslında bizde bir huzursuzluk ve rahatsızlık yaratmaya başlıyor. Bu yaptığımız bir iyilik ve işte maneviyatı yoğun olmak da olsa hiç yapılmaması gereken bir şey olduğunu düşündüğün bir davranış da olsa ne zaman ki bunun dengesi kaçıyor ve bu biraz fazlalaşmaya başlıyor işte o sarkacın durduğu şekil kaymaya başlıyor sağa ya da sola ve bizi huzursuz ediyor, rahatsız ediyor. Bence bu Riva tarzında zaman zaman seni inzivaya çeken bir sistem o kadar güzel oturacak ki senin içinde. Ama bak seninle ilgili bir gözlemimi söylemek istiyorum sana. Ben de çok iyi bir gözlemciyim bu arada. En başta kendimi çok gözlemleyen biriyim. Kendimi bildim bileli. Ve etrafımı ve dünyayı ve hayatı her şeyi. Senin 7-24 çalışan bir zihnin var Ferruh. Yanlışsam yanlış de. Yoruldum ama artık. Yani sen Bodrum'da iskelede yürürken bile kafanda böyle hiç durmadan inanılmaz hızda birbirini kovalayan düşünceler olduğunu görüyorum ben. Tabii yani sesleniyorlar bazen ya duymuyorum bile yani. Kafada hep başka Evet, şeyler var yani. evet, evet. O Ve zaman bunun bir bölümünün de gerçekten kendinle ilgili olduğunu ve bundan dolayı da öz farkındalıklı ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü evet işi düşünüyorsun belki ama iş dediğinde de işin ortasında mihenk taşı gibi duran kişi Ferruh Taşdemir. Yani o olmazsa onun yaptığı iş olmayacağı için orada bile işle ilgili düşünürken bile ne yaptım, ne yapabilirim, ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım noktasında da gene çok öz farkındalıklı gidiyorsun. ya bir de yani benden istenilenler var bir de yani bir de o taraf var. Yani kendi işlerimden daha çok başkalarının işlerine uğraşmak daha çok hoşuma gidiyor. Başkalarının bir şeylerini halletmek, başkalarının bir şekilde işlerini halletmek, onlarla ilgili bir şey yapmak yani inanılmaz derecede hoşuma gidiyor. Mesela eşim ya kendi işine baksana falan diyor. Diyorum ki dur ya falan yani. O da çok Ama hoşuma işte gidiyor mesela. ama onun için Ferruh abisin işte.
Onun için Ferruh abisi. Yani onun için herkes abi olamıyor. Ferruh oluyor. Onun için oluyor. Aslında o çok değerli ama dediğim gibi her zaman onu da dengede tutmaya özen gösterirsen, onu o şekilde gözlemlersen belki biraz daha seni rahat ettiren, huzursuz ettirmeyen bir noktaya çekebiliriz Ben her diye zaman ama düşünüyorum. şey modundayım ya. Hiçbir zaman istenilen bir şeyi karşılıklı yapmadığım için, iyilik yap denize at psikolojisinde ben modumda olduğum için ben hep şunu düşünüyorum kendi kendime. Allah bir şekilde yaptığın şeylerin iyi niyetle ve iyi bir şekilde karşılıksız istenilen şeyleri yaptığın ve başardığın şekilde onların bir sana Allah razı olsun demesi veya bir şey demesi senin önündeki taşları kaldırılması demek diye düşünüyorum hep. Kesinlikle katılıyorum. Bunu aslında biz tüm bu farkındalık seminerlerinde çekim yasası olarak anlatıyoruz. Çünkü bu gerçekte evrensel bir yasa aslında. Tüm bu anlattığın hikayenin altı. Biz her ne yayını yapıyorsak dışarı, yani bu bir iyilik yayını mı, bu diğerlerine önem vermek mi, işte onlara ehemmiyet vermek mi, onlar için çırpınmak, onlar için bir şeyler yapmayı gerekirse kendinden öne koymak mı? Biz bunu yayınladığımız zaman aynı yayın da geri bizi buluyor. Onun için de işte Ferruh'un düğününde şeyler rekor kırıyor. Evet, Onun Şampiyonlar için Ligi. Ferruh'un da bu kadar çok seveni oluyor. Herkes için çok değerli, çok kıymetli oluyor. Yani bunun yayınını yapıyorsun ve bu da geri dönüp seni buluyor. Derya Hanım, ben inanın ben o düğünün birkaç gün sonrası ne olduğunu farkına vardım. Ben o Değil zamana mi? kadar çünkü hep içlerindeyim ya o insanların. Ben onların işte Fero, işte benim abim, amcam, bilmem işte ablalarım, bilmem. Öyleyim ya. Ben insanlar oha dedikten sonra bir daha farkına vardım yani. Yani çünkü ben zaten onların içindeyim. Gerçekten yani Guinness Rekorlar kitabına girecek bir şey vardı düğününde. Her şey Ya çok çok çok. güzeldi zaten. Her şey de o gece gibi güzel gidecek eminim İnşallah. sevgili Eftalya'yla. Evet, bir de Peki bebek şimdi gelirse. nasıl? Bir de bebek gelirse diyorum, süper Ya olur. onu çok istiyorum evet gerçekten onu ben de bekleyenler arasındayım bu arada. İnşallah. Çok çok tatlı bir anne baba olacaksınız sağlıkla inşallah. Şu Amin. korona süreçlerinden bir çıkalım. Evet. Peki şimdi böyle kısa kısa en bölümümüz var bizim. Kısa kısa sorular soracağım sana. Ferruh'un çekirdek inançları var mı? Çekirdek inançtan ne kastettiğimi çok kısaca bahsedeyim. Demin dedin ya mesela ben hep çok şanslı bir insanımdır. Mesela bu muhteşem bir çekirdek inanç. Keşke herkes de böyle bir çekirdek inancı olabilse. Bazen de bize hizmet etmeyen, bizi kısıtlayan çekirdek inançlarımız da oluyor tabii. Yani ben Var. çok şanssızım diyen de oluyor çünkü. Ben çok Var mı böyle şanslıyım. çekirdek inançları Valla çok Ferruh'un? şanslı oldum ve ben de şeytan tüyü olduğunu söyler insanlar hep. Doğru. Hep onu söylerler. Şanslı olduğum yönler de var mesela. Bana hep böyle ben çok hızlı ve hiperaktif bir adamım. İş hayatımda hep bana yavaş insanlar denk gelir. Mesela o da şanssızlık tarafı. Yani birçok var bunun gibi. Peki şimdi aslında o da ikinci sorumuzdu. En çok hangi tip insan seni bulur diye soracaktım. Yavaş insanlar yorar beni. Yavaş insan beni çok yorar. Yani o yani mesela bir yemekteyiz, bir iş konuşuyoruz. Yani yemeği yer, konuşacak bilmem. Yani oradan kalkıp kaçasım gelir hemen, gidesim gelir. Ben her şeyi hemen böyle olsun, konuşulsun. Direkt hedefe giden bir profilim. Yani böyle çok konuşulan, çok oturulan ortamda kalmayı hiç sevmem yani. Hep yavaş insanlar da genelde beni buluyor bu yüzden. İşte aslında bu İşte. yavaş insanların seni bulmasının şöyle bir sebebi var Ferruh'cum. Bu yavaş insanların yavaş olmalarını da kabul edip evrende böyle de bir dualite var ve her şey de zaten doğal ortamda yaratılmış. Hızlı olduğu gibi yavaş da var. Bu da yavaş ve okey dediğinde bunlar hayatına gelmekten azalıyor ama sen kabul etmedikçe sen Allah'ım dayanamıyorum ben bu yavaşlığa kendimi öldüreceğim gibi bir noktaya geldiğinde evren sana kabul ettirmek için sürekli karşına yavaşları çıkarmaya devam Aynen böyle ediyor. oluyor. Aynen böyle oluyor. Yani o yavaş insana karşı artık benim de onların yavaşlığına gelmem için herhalde yaşarsam bir 75'ten sonra falan olacağım bu durumda. İnanır mı Ferru? Çok. Gerçekten mi? Çok. Evet ama ona karşı da bir kalkan olduğunu düşünüyorum üstümde. İşte annemin, ablalarımın, beni sevenlerin okuduğu dualarında bir kalkan olduğunu ya da bir iyilik yaptığım zaman, karşılıklı bir iyilik yaptığım zaman o insanların benim için söylediği şeylerin üzerimde bir kalkan olduğunu düşünüp hiç öyle kafamı takmıyorum yani. Ama nazara çok İyi, inanıyorum. süper. Ona sevindim. Çünkü bazen bana da soruyorlar. Diyorlar ki işte siz 30 senedir bu işin içindesiniz. Bunu artık anlatıyorsunuz. Nazar var mı yok mu? Ben de diyorum ki inanana var.
bu tamamen inançla bizim yarattığımız bir ya yani kuantum üzerinden yarattığımız bir şey. İnanmayana da yok. Bana diyorum yok çünkü ben inanmayı bıraktım ama siz inanıyorsanız emin olun nazar değer ve Her yani şey zaten inanıp inanmamakla ilgili bence. doğru. Doğru gerçekten. Ne inanıyorsak onu yaşıyoruz. Kendi ellerimizden yaratıyoruz aslında. %100. Normalde sınırsızken. Peki %100. en çok nelere şükreder Ferru? En çok aileme şükrederim. İyi ki işte ablam var, diğer ablam var, annem var. Benim için çok önemliler onlar. Ve ben babamı 14 yaşında kaybettim. Bu zamana kadar işte etrafımda bana babalık yapmış insanlar var. Hep onlara şükrediyorum. Allah başımdan eksik etmesin diye. Benim için 14 yaş ne kadar küçük bir yaş Ferru. evet. Trafik kazasında ben de arabadaydım hatta o zaman. Babam vefat ettiğini hatta yani 3-4 ay öğrenmedim. Yoğun bakımdaymışım. Hep bana demişler ki başka hastanede falan. Ondan sonra çok zor bir dönem. Ben zaten bu yaşadıklarımın da bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani o dönemlerde lise 1'deydim işte. Lise, orta sondan lise 1'e geçiyordum. O dönemler çok böyle 2-3 senem perişan geçmişti. Bayağı 16 saat ameliyat geçirdim. Omurilik kemiğim kırıldı. İşte babam öldü. Ondan sonra amcam, dedem arka arkaya. Yani benim o İstanbul'a oradan Sakarya'dan çıkıp İstanbul'a gelme sürecim. İstanbul'da yaşadığım hayat. Hep Allah dedim ki bir taraftan bana çok şey yaşattı, bir taraftan da bunu veriyor diye kendime hep o şekilde şey yaptım. O yattığımda aklıma gelen hep bu oldu yani. Aslına bakarsan yani Ferruh'un hayatına baktığımızda senin aldığın ilk uyan çağrısı en sarsıcı tokat belki de 14 yaşında babanın böylesine hem de bir trafik kazasıyla ve senin de geçirdiklerinle yaşaman olmuş diye düşünüyorum. Ama Ben işte bu dönemler her ne kadar bizi çok zorlasa da zamanında şimdi bence Ferruh Taşdemir'in bu kadar güçlü olmasının altında da hep bunlar yatıyor. Öyle Güçlü değil mi? değilim aslında ya. Ben güçlü değilim. Ben o lafı öyle düşünmüyorum. Ben çevremdekilerin verdiği gücü kullanıyorum aslında. Yani biz bir bütün olarak mesela güç nedir? Güç elinde olan bir şeyi tutup dizginleyip evet tamam ben şahsım olarak güçlüyüm. Nasıl güçlüyüm? İşte benim dilim güçlü. Benim kalemim güçlü. İşte ulaşabileceğim yerler güçlü. Ben güce öyle bakıyorum. Güç tek başına olan bir şey olarak düşünmüyorum. Yani çevrenin de verdiği bir güç var bana. Ama bu kadar yaşanmışlıklardan sonra hala ayaklarının üzerinde duran ve hiç geriye gitmeyip sürekli ileriye giden bir Ferruh Taşdemir'e güçlü demez misin? Ya şöyle diyelim. Belki de sen bunu otomatik olarak yaptığın için çok yapılabilir bir şey gibi geliyor sana. Bana evet bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Mesela şöyle düşünüyorum kendimde. Hayat işte daha önce de oldu. Tersine dönse ne yaparım diyorum mesela şu anda. Maddi manevi iş olsun. Bir, her şey tersine dönebilir bu dünyada. Hiç belli olmaz. Ne yapabilirim diyorum. B planım ne diyorum benim. Ben nereliyim? Sakaryalıyım. Ailem nerede? Sakarya'da. Sakarya'da herkes beni seviyor mu? Seviyor. Ben herkes seviyor muyum? Seviyorum. Diyorum ki Sakarya'ya giderim. Ailemin yanına. Olmadı. Pazarda limon satarım. Ben böyle bir adamım. Yani mesela benim bir su şirketim var. Su bayisi. Elemanlar işten çıkmıştı geçen sene. Bir anda bir şey oldu. Gittim dairelere kendim su taşıdım. Hatta bir tane teyzem dedi ki ya dedi, ne tatlı çocuksun sen dedi. Al dedi 5 lira bahşiş verdi bir de. Teşekkür ederim teyze dedim. Hiç utanmadım. Yani ben işin utanılacak tarafında değilim. Ne iş olursa yaparım diye düşündüğüm için benim hiç öyle şey korkum yoktur. Hayatla ilgili bir korkum yoktur yani. Elim ayağım tuttuğu sürece ben kendimin limon sattığımda da başarılı olacağıma ya da başka bir şey yaptığımda başarılı olacağıma inanan bir adamım. Şimdi burada çok güzel bir çekirdek inanca geldik gene. Yani ne yaparsam yapayım ben başarılı Bak olurum. Sevda Müthiş. aşağıdan yazmış. Sen yaparsın bilirim diyor. Değil mi? Aynen. Yani herkeste öyle bir izlenim var zaten yani. Ferruh altından kalkar her şeyin. Yapar, başarır. Bu ama işte çok büyük güç gerektiren bir şey. Ben Yani onun bir de bir farkında değilim. Ben o zaman evet farkında sen değilim. farkında değilsin. Evet yani bu birçok kişiyi demoralize edip aslında çok daha ters noktalara taşıyabilecekken sen de küçük bir detaymış ve suyu da ben taşırım işte teyze de bana 5 TL verdi deyip yürüyüp devam eden güçte birisin. Onun altını çizmek istiyorum. Gerçekten böyle olduğunu biliyorum. Zaten düşünüyorum da. Peki en güldüğün hatan ne? Hatalarına güler mi Ferruh Taşdemir? Hatalarıma gülmem. Şöyle yaparım hatalarımı. Hiç olmamış gibi davranırım. Hayata direkt devam ederim. O benim en büyük özelliğimdir yani. Mesela bu hata da pot da bir yerde bir şey olsa hata yaptım farkındaysam ya konuyu değiştiririm ya da olayı değiştiririm direkt. Başka yere çeviririm hemen.
Üzerinde durmuyorum yani, Hiç durmam. üzerinde durmayacak kadar önemsiz benim için Hiç. diyorsun. Aynen. Bence bu da muhteşem bir Aynen. bakış açısı. Hiç durmam. Orada seni duraksatmıyor, kendi iç barışıklığını bozmuyor, seni dengeden kaydırmıyor. Gene ileri, hep ileri devamlı. Orada da şunu bazen kendi kendime söylüyorum. Ya sen bu kadar olay geçirdin. Bu kadar işte yıllarca aylarca acı çektin. Yattın kalktın biraz sinirli olabilirsin diyorum kendi kendime. Sinirli olunca da hata yapmış olabilirsin diyorum. Öyle kapatıyorum üstünü. Aynen. Peki, harika. Bence muhteşem. En korktuğu şey Ferruh'un. En korktuğum şey ölüm. Sevdiklerimle ilgili bölüm. Kendimle ilgili değil de sevdiklerimle ilgili ölüm. O bazen aklıma geliyor mesela. Çok genelde de yatınca aklıma geliyor. Hemen uykum kaçıyor. Salona gidip televizyon seyretmeye devam ediyorum Evet, üzerinde durmamakta fayda var. hemen. Doğru Evet. söylüyorsun. Peki bu koronada bir şeyler değişti mi hayatında? Bu kadar sürelik bir inziva, sokağa çıkma yasakları. Yani neden dolayı biz böyle bir şey yaşıyoruz dünyacak? Bence dünyada bir şeyler değişiyor. Hı. Ben bunun şahsımın ve çevremin konuştuğum, ettiğim insanların, bilinçli insanların konuşmalarına dayanarak, onların da söylediği şeylerin bana mantıklı geldiğini düşünerek, bunun bir proje olduğunu, dünyada bazı artık taşların yerinden değiştiğini, belki hayatımızda paranın bile artık bir değerinin olmayacağı, değişik bir sisteme doğru gittiğini düşünüyorum dünyanın. Yani o kadar devlet üstü güçler var ki dünyada, bunu işte bilirler bazıları, araştıran insanlar. O devlet üstü güçler artık hepimizde oynamaya başladılar. Dünyanın nüfusunun artık dünyayı kaldırmadığı, dünyanın doğanın dünyayı kaldırmadığı bir ortamda, Yetemediği. yetemediği bir ortamda bir şeyler oluyor. Hep beraber bunu göreceğiz yani. Yani ben bunun Peki. bir hastalık olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Peki Ferruh buradan neyi bir daha asla yapmam diye çıktı? Böyle bir şey var mı Ferruh'un aklında? Hani Neyi bu kadar yapmam? seni... Bu biraz benim ticari olarak bazı şeyler kafamda uyandırdı. İlk önce bir kere evin çok önemli olduğunu, yaşadığı insanın yaşadığı evinin çok önemli olduğunu anladım. Yani eve kapanarak evin içinde biz çünkü evde vakit geçirmiyormuşuz bunu anladım yani bu dönemde. Tabii. Bir insanın gerçekten evinin çok önemli olduğunu bu yaşadığımız şeyle şükrediyorum Allah'ıma ki o yüzden evin çok önemli olduğunu insan hayatında bunu anladım. Yani ben evi şey olarak görürdüm. Uyuyup kalkıp yemek yiyip kahvaltı edip çıkıp giden bir insan olarak görürdüm. Ama evin insan hayatındaki önemini anladım. Benim için ev artık number one'a girdi hayatımda. Ticari olarak da artık yeni bir dünya geldiği için büyük yerlerin, büyük kiralı, işte büyük işletmelerin bir şekilde artık eskisi gibi olmayacağını, daha küçük işletmeler, daha böyle işte insanların evlerine olan hizmetlerin daha çok artacağı, genel anlamda küçüleceği bu işin, bu sektörün, yeme içme sektöründen bahsediyorum. Benim bir de yeme içme sektörüm var iş hayatımda. Daha küçük işlere ve daha böyle paket servislere yöneleceğini düşünüyorum hayatımda. O yüzden biraz o konuda da küçülüp yeni yeni projeler kafamda şu anda mesela çıkartıp onları hayata geçireceğim Değil mi? Haziran ayında. Bence birçok şeyin alt dinamiği değişecek. Yani bazı şeyler küçülecek ama bazı da birçok yeni dal çıkacak diye tahmin Tabii canım, ediyorum yüzde ben de. yüz. Bir yüzde yüz. Kim derdi ki 25 kuruşa aldığımız bir maske bu kadar olacak diye yani. Değil mi? Şimdi şu anda bakın dünyada olmaz dediğimiz her şey olmaya başladı. Hadi be de dersin yani. Kim derdi ki yani bunu belki şöyle söyleyeyim size. Ya Allah korusun bir yanardağ patlamadı yani şu anda. Bir o kaldı 2020'de. Yani olmaz dediğimiz Doğru. her şey olabilir bu dünyada onu anladık. Olmaz dediğimiz her şey olabilir. Ve bu yiyecek içecek sektörü de tabii bundan çok etkilenecektir ama yani senin çok güzel mekanların var Maslak'ta. Biz de bir tanesine gelmiştik Evet. Burak'la ve hiç unutmuyorum bal kabağına. Evet. Gerçekten onu dedim. İnsanın şu nasıl eğlenilir cümlesinin kitabını yazmış. Arkadaşlarının olması kadar büyük bir şans olamaz herhalde. Hayır, bu sene yalık hava Gerçekten açıyorduk. ne kadar eğlendik o gece. Ha? İşin şanssızlığı yalık hava açıyorduk bu sene. Yalık hava Marina'ya. Yani o kadar bir şey, yani hala şu anda iklimde açıp açmama arasındayım. Her şey hazır çünkü. Yani çok şanssızlık oldu. Bu sene hep beraber Bodrum'da eğlenecektik ne güzel. Ama çünkü bir yani kafamızda şu var, belirsizlik var. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani Bilinmezlik var, evet. sistemin nasıl olacağı, nasıl işleyeceği, bu yeme içme sektöründe oturma düzenlerinin, onların hiçbir şeyden bir bilgimiz, haberimiz yok.
Yani bunlar bir otursa, bir anlaşılsa. Çünkü şunu dersin. Ya evet tamam, 50 kişilik oturtturabilirsin dersin. Kendini ona göre bir dizayn alırsın. Ama o da belli değil. Hiçbir şey belli değil. O yüzden bu yaz Bodrum'da yapacağım yatırımdan vazgeçtim gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor. Evet. Bir diğer taraftan da tabii evlerinde bu kadar süre kapalı kalmış insanların en büyük herhalde ihtiyaç duyacağı şey de eğlenmek olacak Aynen çıktıklarında. öyle de işte ben eğlenecek yaş grubunun 17-30 yaş arası olduğunu düşünüyorum. 30'un üstü bu sene biraz artık evlerinde ve daha dikkatli olacak gibi geliyor bana. Evet. Bakalım neler olacağını göreceğiz tabii. Şimdi ben senle Burak abiden bahsedeyim. Hadi abla gidiyoruz balıkçıya desek. Şimdi ne süre sonra gideriz? Bence Temmuz'un sonuna doğru gideriz yani. Evet. Buran da öyle şeyleri var, Evet. tahminleri var. Temmuz 15'ten sonra. Şimdi sen uçağa binip Bodrum'a gidecek misin hemen açılır açılmaz? Arabayla gidersin. Arabayla gideceğiz. Yani işte aynı mantık yani. Evet, Aynı aklın mantık. yolu bir. Yani herkes ne kadar önlem alabilirse. Tabii siteden de zannediyorum bir şey gelmiş, değil mi? İşte şezlongların arası Evet, açılacakmış. evet, evet, evet. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış. İkinci dalgadan korkuyor zannediyorum herkes. Ya ben artık hiç kafamı o tarafa yormuyorum. Olacağı neyse olur diyorum ama ona göre de önlemlerimi alıyorum. Çünkü buna çok kafa yorduğunda da artık iyice psikolojim bozuluyor bu konuda. Çünkü bakıyorum sadece biz böyle değiliz. Bütün dünya böyle. Sonuçta bunun üstesinden bütün dünya olarak geleceğiz. Yani illaki bir çözüm olacak bunun. Ben ikinci dalganın da olacağını düşünmüyorum. Tam da senin durduğun noktada duruyorum. Yani çok da fazla bu koronayı takip eden, 7/24 televizyonda bunu izleyen ve bununla ilgili kuran ve endişe eden de bir kesim var. Ben yani gerekli olanları duyuyorum. Hani ne alabilirim? Önlem ona bakıyorum. Onun dışında hayatımda yok gibi bir şey. Ya çok yakın aile dostlarımız var. Bahar abla, Bahar Şer. Artık Bahar abla beni aradığında korkuyorum. Bugün kaç kişi öldü diye söyleyecek diye. Yani devamlı takip. Yurt dışını takip, orayı takip, burayı takip. Yani sonuçta sıkılıyor insanlar evinde. İki tane oğlu var, kocası var. Devamlı 40 gündür, 45 gündür evdeler. Ve devamlı Tabii. takip ediyor insan istemez. Elinde bu telefon olduğu sürece tüm dünya elinde. Ve Tüm devamlı dünya takiptesin. elinde. Benim de kız Aynen öyle. kardeşim öyle. Yani alo korona hattı gibi. Şu kadar kişi ölmüş. Bu doktor çıktı onu dedi. O orada yapılmış. Laboratuvarda yapılmış falan filan. Tabii, her gün bir şey çıkıyor zaten. Her gün bir şey yani, Aynen her gün öyle. bir ilaç bulunuyor, her gün bir aşı bulunuyor. Yani o yüzden artık kulağım o tarafa tıkadım. Sonuçta bu dünya büyük bir dünya. Çok güçlü devletler var. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Bence bunun yaz sonuna kadar temizleneceğini düşünüyorum ben dünyada. Ben de vallahi çok da öyle bir hani ikinci dalga gelir gibi bir endişem yok Bak, açıkçası. Bahar abla Gelirse gözleri şey... kapamış şu anda. Bahar ablayı gördüm böyle yapıyor. Yakalandı şu anda canlı Evet. yayında çünkü. Peki Ferruş, 45 dakikada keseceğiz Evet. dediğimiz için söylüyorum. Son ne mesaj verirsin tüm dinleyenlere? Hayatta nasıl dursunlar? Başlarına bir sıkıntı geldiğinde nasıl yaklaşsınlar? Valla ben Ne ilk der önce Ferruş bize? insanların bu koronavirüsünden dolayı yakınlarını kaybetmişlerse baş sağlığı diliyorum. Herkese sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Artık yani bence şunlardan insan hayatının bir şey çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela insanların bazı şeylerle yetinmesi gerektiğini, doyumsuz olmamasını temenni ediyorum. Çünkü nasıl mesela bir araba alıyorsun, diyorsun ki benim hayalim şu marka arabaydı. O arabayı aldıktan sonra hayalim bir anda uçak oluyor. Uçağı alıyorsun, hayalim başka bir hayal oluyor. Yani biraz artık yetinmeyi bilmemiz lazım olduğunu düşünüyorum. Yani doyumsuz olmamamız gerektiğini düşünüyorum insanlar olarak. Ve kalp kırmamayı insanların artık, yani düşünsenize ya, yani bir salgın geliyor tüm dünyayı esir ediyor. Yani o yüzden artık insanların birbirine biraz daha nezih ve daha böyle sıcak yaklaşımların olmasını Kalpten. temenni ediyorum. Kalpten yaklaşımları olmasını temenni ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yani yarımızın ne olacağı belli değil. Kimse bu parayı da bir yere götüremiyor. Yani burada kalıyor. Yani o yüzden artık bazı şeylerden ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, hepsine katılıyorum. Hepsinin altına imza atarım. Çok çok teşekkür ederiz Ben değerli teşekkür fikirlerin ederim. için. Tekrar tüm dinleyicilerin huzurunda da teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun temponda bize zaman Ben ayırdın, teşekkür vakit ederim. ayırdın. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Bir yayınımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, Ferruş'cum çok teşekkür ederim. sevgiler. Eşine de, Sağ olun. Eftalya'yı da öpüyoruz. Mersi. Görüşmek üzere.